İletişim Başkanlığı'ndan yapılmıştı sevgili izleyenler bu açıklama. TV100 Haber Merkezi iki liderin görüşmesini takipte olacak. Detayları öğrenmek için ekranlarımızdan bir an olsun ayrılmayın. Devam edelim şimdi. Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Genç öğretmen unutulmadı. Adı okul kütüphanesinde ve petrol sahaları gibi birçok yerde yaşatılıyor. Beyaz perdeye taşınan acı hikayesi ise izleyen herkesi ağlattı. Şehit öğretmen ölümünün 7. yıl dönümünde de anıldı. Gülüşü, gözlerindeki ışıltı, güzel sesiyle söylediği türkü. Aradan yıllar geçti. Hem de 7 yıl. O halen gönüllerde, hafızalarda. Şehit edildiğinde 22 yaşındaydı öğretmen Şenay Aybüke Yalçın. Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapıyordu. Yeni atanmıştı. Henüz birkaç aylık öğretmendi. Tarih 9 Haziran 2017. Eğitim öğretim sezonunun son günüydü. Öğrencilerine karnelerini dağıttı genç öğretmen. O ailesinin, ailesi de onun burnunda tütüyordu. Memleketine gitmek için çıktı okuldan. Ama PKK'lı teröristler genç öğretmeni de hayallerini de aldı elinden. Teröristlerin belediye başkanının aracını açtığı ateşte kurşunların hedefi oldu. Görevini aşkla yapan Şenay öğretmen şehit edildi. Haberi önce ailesinin ocağına ateş düşürdü. Sonra da tüm Türkiye'nin. Son yolculuğunda tabutunda beyaz duvakla uğurlandı. Henüz 22 yaşında hayatının bağrında şehit edilen öğretmen hiç unutulmadı. Görev yaptığı okula onun adı verildi. Kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfı modern bir atölyeye dönüştürüldü. Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Türkiye'nin dört bir yanında okullara, parklara, kütüphanelere ve Gavardaki petrol sahasına verildi. Hikayesi de beyaz perdeye taşındı. Filme de öğretmen olduğu gün sosyal medyadan paylaştığı notun adı verildi. Aybüke, "Öğretmen Oldum Ben" filmi izleyenleri ağlattı. Aybüke öğretmen hala kalplerde. Şehit edilişinin 7. yıl dönümünde de törenlerle anıldı. Hem Çorum'daki kabri başında hem de şehit edildiği yerde anma programları düzenlendi. Memleketi Çorum'un Osmançık ilçesinde kabri başındaki törene yakınlarının yanı sıra vatandaşlar ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Biz de onların fedakarlığının karşılığı olarak bu ülkeye sonuna kadar sahip çıkacak kuşakları yetiştirmek bizim görevimizde bu. Batman'ın Kozluk ilçesinde de Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere gül bırakıldı, dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aybüke öğretmeni unutmadı. Erdoğan, sosyal medya sayfasından yayımladığı mesajda Aybüke öğretmeni andı. Mesleğini icra etmekten, vatanına milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 7. yılında rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz.